Merhaba. Ne işin var senin burada? İdare edin mi? Lütfen. Sen hangi yüzle buraya gelebiliyorsun? Söyler misin bana? Nasıl utanmıyorsun? Dilara, seninle konuşmam lazım. Lütfen, yalvarıyorum, konuşalım. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı abi. Seni görmek istemiyorum artık. Sesini de duymak istemiyorum. Evimden çıkar mısın? Benden nefret ediyorsun. Biliyorum. Haklısın. Çok haklısın. Ama gerçek sandığın gibi değil. Gerçek bambaşka. Lütfen, açıklamama izin ver. Harun, neyi açıklayacaksın bana? Belgelerin sahte olduğunu mu söyleyeceksin? Candan'ı tanımıyorum mu diyeceksin, ha? Ne söyleyeceksin? Cihan'ı mahvetmek için beni nasıl kullandığını, nasıl kandırdığını mı söyleyeceksin? Neydi, sen haklısın. Çok haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ama bir şey var. O da seni çok sevdiğim. Ben seni çok seviyorum Dilara. Aklını alamayacak kadar çok seviyorum seni. Yeryüzündeki her şeyden daha fazla seviyorum seni. Evet, yanlış yaptım. Bu ilişkinin başında iyi niyetli değildim ben. Çok üzdüm seni ama... Sen beni üzmedin Harun. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben her şeyi düzeltmeye hazırım. Günahlarımın bedelini ödemeye hazırım. Ama lütfen konuşalım. Ne olur. Ne olur, ben seni çok sevdiğimi anladım ben. Ne olur bir daha. Ne işin var senin? Lan? Cihan. Lütfen. Ne işin var senin burada? Cihan. Yapma lütfen. Cihan, öldüreceksin. Lütfen yapma. Aa. Cihan lütfen öldüreceksin. Cihan yapma. Dilara. Dilara. Defol buradan! Defol! Bahçemde geberme, defol buradan! Emine Hanım, çabuk doktor Figen'i arayın. Hemen gelsin. Hemen gelsin. Hemen! Tamam efendim, hemen arıyorum. Baba! Baba, ne oldu anneme? Bir şey yok oğlum. Tamam, bayıldım. Allah senin cezanı versin Özkan. Allah senin cezanı versin. Ne zannediyordun lan? Özkan seni çok seviyorum deyip boynuna atlayacağını. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan?
Yok bir şey. Anne ne oldu sana? Oğlum yok bir şey. Başım döndü sadece. Korkma tamam mı? Doktor çağırdım merak etme. Figen Hanım geliyor. Can lütfen çağırma. İyiyim. İyiyim şimdi. Olur mu bir baksın? Ya gerekirse hastaneye de gideriz. Hayır gerek yok gerçekten. Anne nasıl bir şeyin yok? Bayılmışsın. Baba lütfen. Hastaneye gidelim. Oğlum tamam bir doktor gelsin. Dur. Telaşlanma anneciğim. Yok bir şey. Gerçekten uzanmak iyi geldi şimdi. Tamam mı? Sanki meraklıyız 100 lira vermeye ha. Bozuk para yokmuş. Duyar. Aa. Bu ne arıyor lan burada? Aa, dur lan! Vay, vay kesin yine bir şeyler çeviriyor bu. Şimdi yine doktor. Özür dilerim Cihan Bey. Gizli aramın çantası dışarıda tamam, kalmış. Tamam, sağ olun. Çantanda ilacın falan bir şeyin var mı? Hayır, yok. Hiç. İyisin değil mi? Evet, iyiyim. İyiyim oldum. Abla ne olmuş, neden bayıldı? Ne bileyim Sema, bayılmış işte. Ne oluyor Emine, hayırdır, nedir bu haliniz? Sormayın Rahmi Bey. Dilara Hanım bayıldı. Ne? Doktoru çağırdık, bekliyoruz. Ozan, ne oldu? Niye bayılmış anne? Ne bileyim dede, ne bileyim ya. Dur ben bakayım şuna. Yok yok, şimdi hiç bakma. Hem babam içeride yanında. Gel biz sen de içeri geçelim. Bırak biraz kafasını toparlasın. Allah Allah. Bir şey yok, bir şey yok. Yahu, oğlum. Anlasana ne oluyor ya? Niye bayılmış anne? Ya dede ben de bir şey bilmiyorum ki. Sabah uyuyordum, babamın sesine uyandım zaten. Bir baktım annem ağlıyor, kucağında içeri giriyorlar. Saçı başı dağılmış herhalde, kavga etmiş. Harun'la mı kavga etti ha? Harun mu? Onun yüzünden mi? Ne Harun dede? Ne işi var onun burada? Kapıdaydı, arabanın içinde öyle ağlar gibi bekliyordu. Sonra bastı gaza gitti, koştum peşinden yetişemedim. Ya ben sonunda bu adamı öldüreceğim ha, çıldıracağım ha dede. Kafayı yiyeceğim ha. Ne oluyor oğlum? Anlatsana ne oluyor? Sen bilmiyorsun değil mi? Neyi? Neyi bilmiyorum oğlum? Bir lafa başlıyorsun, sonunu getir. Neyi bilmiyorum? Annemle Harun'u. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya dede boşver, unut gitsin. Allah aşkına boşver. Oğlum bak, bir şey söylüyorsun, sonra sonunu getirmiyorsun. Söyle de söylemek istiyorsan. Ne olmuş Harun'la anne, ne? Annen Harun'la mı beraber? Evet. Lan ne bela herifmiş ya bu. Ne bela herifmiş ya. Dede bu herif ne istiyor bizden ya? Niye düşman bize dede? Sadece kız kardeşi yüzünden mi? Dede nereye gidiyorsun? Dede nereye gidiyorsun ya? Ya dede dursana. Suat neredesin oğlum? Ne? İyi tamam, bizim buluşmamız lazım hemen. Taksi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Dilara Hanım nerede? Burada, buyurun. Dilara Hanım, geçmiş olsun. Merhaba Figen Hanım. Cihan, merhaba. Gerek yok demiştim ben sana. Boşuna çağırdınız Figen Hanım'ı. Ama bayılmışsınız. Evet, tansiyonum düştü herhalde. Çok önemli bir şey yok.
Oğlum hadi gel biz çıkalım. Baba. Oğlum hadi muayene edecektik. Gel oğlum hadi. Olabilir. Belki önemli bir şey değildir ama biz gene de bir muayene edelim. Figen Hanım ben bilinmesini istemiyorum mevzunu. Elbette. Siz istemedikçe kimsenin bilmesine gerek yok. İçiniz rahat etsin. Baba. Annem Harun yüzünden bayıldı. Sonra konuşuruz oğlum. Baba nasıl sonra konuşuruz? Buraya kadar gelmiş herif. Sen nereden biliyorsun? Dedem söyledi. Geldi oğlum evet. Kavga etmişsiniz. Tamam oğlum ettik. Ettik. Annem o yüzden bayıldı değil mi? Evladım sonra konuşalım olur mu? Tamam. Al benim canım. Hadi aslan oğlum benim. Ne oldu, nesi var? Merak etmeyin, korkacak bir şey yok. Tansiyonu düşmüş, sanıyorum yorgunluktan olabilir. Tamam, ciddi bir şey yok yani. Yok, hayır ama gene de hastaneye bekliyorum. Şöyle detaylı bir tetkik edelim, olur mu? Tamam, zahmet oldu, sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Evet baba. Artık neler olduğunu söyleyecek misin? O adamın niye geldiğini söyleyecek misin bana? Evladım şimdi konuşmak istemiyorum. Oldu mu? Çok bozuk sinirim. Baba istesen de istemesen de şu anda konuşacağız. Ben çocuk değilim. Annem bayılmış. Sen kavga etmişsin. Bir şey yok merak etme. Annenle konuşmaya gelmiş. Ben seslerini duydum dışarıdan. En son annenin bir daha seni görmek istemiyorum dediğini duydum. Sonra girdim içeri. Bir iki tane vurdum o kadar. Başka bir şey. Ya adamdaki cesarete bak ya. Utanmadan bir de evimize kadar geliyor. Bulacağız bir yolunu oğlum, merak etme. Annem sana doktorun yanında niye öyle baktı? Nasıl baktı oğlum? Bir şey yok. Yapma baba. Bir şey var. Ne var çocuğum? Annem bir şey gizliyor. Hayır oğlum, annem bir şey gizlemiyor. Umarım aklındaki şey değildir. Ozan, aklından saçma sapan şeyler geçirme. Yok öyle bir şey. Çocuğum yok öyle bir şey. Anlıyorum annen için endişeleniyorsun. Ama saçma sapan şeyler düşünüyorsun. Yok. Yok diyorsam yok. Peki baba. Sen ne diyorsan öyle olsun. Ya ne demek bulamam Suat ya? Ne demek bulamam? Bulacaksın. Yarım saat içinde bulacaksın. Ya abi ne silahı ya? Eskisi kadar kolay mı bu işler? Ya bırak Allah aşkına ya. Nesi kolay değil, nesi zor be. İstesen ben de bulurum ama akşama bulur şimdi. Bana şimdi lazım oğlum. Abi bulamam. Silah falan bulamam ya. E tamam o zaman seninkini ver. Oldu. Benim silah. Yok abi öyle bir şey. Unut onu. Ya sen laftan anlamıyor musun be kardeşim ya? Ya bu adam musallat oldu benim aileme. Kapıya kadar geldi anlamıyor musun? Yani insanlık yapacaksın Suat be. Abi. Bu işin insanlıkla alakası ne? Gideceksin kendini ateşe atacaksın. Kendi elimle yakar mıyım seni ben hiç? Oğlum yanacak nasıl olsa biri ya. Cihan yansın daha mı iyi? Abi kusura bakma bulamam abi. Ulan Suat ya. Ulan Suat alacağın olsun be. Sen de düşersin bir gün benim kapıma. Abi bu işin kansız çözümü yok mu? Bırak ya başka bir yol buluruz. Ulan ne yolu bulacağız? Ne kanından bahsediyorsun be? Gelmişim 70 yaşına ya. Ölsem ne olur? Bir işe yarayacağım hiç olmazsa ya. Abi bırak. Tamam başka bırak. Başka şekilde çözeceğiz. Tamam bırak abi, konuşma buraya, abi. Tamam. Gel. Allah bırak Allah. Ya. Nasıl çözeceksin oğlum? Çözeriz abi bir şekilde. Abi. Kayınpederin Nizamettin Tek'i öldürmeyi sen tek başına mı planladın? Kocan Alper Tek'te dahil oldu mu? Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim bir şey yapmadım. Kocan yaptı o zaman. Sen de yardım ettin. Ya etmedim. Biz bir şey yapmadık. Yani o hastaydı zaten. Adamı zehirlemek kimin fikriydi? Ya niye zehirleyelim? Kendi kendini öldü. Niye bize inanmıyorsunuz? Babanı öldürmek kimin fikriydi? Senin mi karının mı? Saçmalama ya. Saçmalama. İnsan babasını öldürür mü? Lafa bak. Babanı öldürmek kimin fikriymiş? Mirası için olabilir mi? Öldükten sonra bütün mirası sana kalmış. 5 tane apartman dairesi miras edin. 5 tane apartman dairesi. 5 tane apartman dairesi için adam mı öldürülür? 5 değil, 6 daire.
Dairelerin her biri de 1 milyon üzerinde. Ayrıca 2 otomobil, bankada 900 bin Türk lirası, 180 bin dolar. Hakikaten de bu kadarcıkmış. Alper Bey, sizin bu kadarcık dediğiniz mirasın 1/1 için adam kesiyorlar. Amirim, bir de Bodrum Beyazlık var. Bak, ben onu unutmuşum. Orası benim müvekkilimin annesinin. Doğru, müvekkilinizin annesi. Müvekkilinizin annesi öldükten sonra en sonunda orayı satmış zaten. Üvey ablanın mirasından pay vermemişsin. Böylelikle onun hakkının da üstüne oturdun değil mi? Ben hiçbir şeyin üstüne falan oturmadım. Alper Bey, işte hacir belgesi. Babanızı mahkeme verip hacir altına aldırmışsınız. Hastaydı çünkü. Babanızın velayetini aldıktan sonra başlamışsınız mallarını tek tek satmaya. Ne yapacaktım? Adam felç geçirdi ya. Tedavisi kaç para biliyor musun sen? Nereden çıktı bu sorgulama, bir sorabilir miyim? Müvekkilim Ayşin Tekin, babasının şüpheli ölümünün açıklanması için açtığı davada mahkeme mezarın açılmasını ve otopsi yapılmasını kabul etti. İşte otopsi raporu. Babası Nizamettin Tekin naaşında kullandığı ilacın fazla miktarda bulunduğu tespit edildi. Üvey kardeşim Alper ve karısı Solmaz babama yüksek dozda ilaç verdiler. Zehirleyerek öldürdüler onu. Can Bey pardon. Cihan Bey henüz gelmedi. Kızım biliyorum, Cihan Bey dışarıda. Ben bir evrak alıp döneceğim. Peki, bana ihtiyacınız olsa seslenin lütfen. Tamam ya. Bak arkadaşım, ilk karısından olan kızı adamı ziyaret bile etmediği için adam da dedi ki her şeyi ben size bırakıyorum. Yani haliyle yaşlı olduğu için de... Yaşlı olduğu için karınla beraber güzel tezgah kurdunuz. Mallarını üstünüze geçirtip adamı öbür tarafa havale ettiniz. Ya yok öyle bir şey diyorum sana. Babam ya, babamdan bahsediyorsun, baba. Babanın hasta olduğunu Üvey ablam neden haber vermedin? Buldum, aradım. Dedim baban hasta, gel kızım babanı gör dedim ya. Nereden aradın? Paris dedi o zaman. Üvey ablan o tarihte Paris'te görmüyor. Marsilya'daki evinde görünüyor. Ama sen Paris'ten aradın sanıyorsun. Evet, baskı altındayım çünkü kafam karışmış olabilir. Ha Paris, ha Marsilya. Ve doğru söylüyorsun, Marsilya'daydı işte. Alper Bey, yalan söylemeden önce önünüzdeki kağıda bir bakın, ondan sonra söyleyin. Ayşin Tek o tarihte İsviçreli bir adamla evlenmiş, Cenevre'de yaşıyormuş. Ben küçükken babam annemi terk edip Alper'in annesiyle evlendi. Bu yüzden pek görüşemiyordum. Ama kızıydım. Hasta olduğunu bilmeye hakkım vardı. Öldüğünü bile 6 ay sonra öğrendim. Yani kardeşiniz babanızın mirasına tek başına sahip olmak için mi yaptı? Alper Tek müvekkilimin tam öz kardeşi değil. Babalarıdır. Babasının ikinci eşinden olan oğlu. Orası da ayrı bir konu. Alper Tek babamın öz oğlu olmayabilir. Nasıl yani? Kardeşiniz değil mi? Olmayabilir. Şu an elimizde kuvvetli şüphelerden başka kesin delil yok. Ama müvekkilimin Alper Tek'le baba tarafından bir akrabalıklarının olup olmadığını tespiti için başvuruda bulunacağız. DNA tetkiki isteyeceğiz. Üvey ablanız, durumu öğrenip itiraz etmeden adamcağızı hemen gömdünüz, değil mi? Ya neden bahsediyorsun sen? Ben kimseyi falan gömmedim ya. Canavar mıyım ben? Alper Bey, bak otopsi raporunda ne diyor? Kullandığı ilaçların birden fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bak. Manyak bir tane hasta bakıcısı vardı. Kesin o yapmıştır. Bak araştır bulursun. Alper. Konuşuşuyor batıyorsun. Solmaz Hanım. Kocanız içeride her şeyi itiraf etti. Ceza indiriminden faydalanacak. Siz de itiraf edin. Kendinizi kurtarın. İtiraf mı etti? Ben canavar mıyım ya? Canavar gibi bir halim mi var? 3 kuruş için insan babasını mı öldürür? Nizamettin Tek, gerçek babanız olduğundan emin misin? Lafa bak. Tabii ki eminim. Babam işte. Ayşin Tek, senin Nizamettin Tek'in oğlu olmadığını söylüyor. Ayşin kafayı yemiş. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Öldürmüşse öldürmüşse Ayşin öldürmüştür. Ta Cenevre'den öldürmüştür. Sinirli bozup öldürmüştür hatta.
Şunu da belirtelim, müvekkilimi ilgilendiren asıl mesele miras değil. Kendisi zaten yeterince varlıklı. Babasından kalan miras hayatını değiştirmeyecek. Ama bir evlat olarak babasının eceliyle ölmediğini ispatlamak istiyor. Babam için adalet istiyorum. Babamın canına kastedenlerin cezasını bulmasını istiyorum. Başka bir amacım yok. Teşekkür ederiz. Şimdi müsaadenizle içeri girmemiz gerekiyor. Kimse yok mu? Özkan hadi la, hadi. Bir el at oğlum şuna ya. Yoruldum oğlum şu motorla uğraşmaktan. Başlatma lan şimdi motorundan. Benim burada ciğerim yeniyor, herif bana motordan bahsediyor. Lan başlatma lan senin ciğerinden. Çağatay Bey araba bekliyor. Sen de öbürüne bak hadi. Oğlum kalksana la. Adamlar paraları sayarken iyiydi. Ha? Anlaşma yaparken iyiydi. İşe geldi mi nanay. Engin, bir sus la. Bir sus lan. Ne susacağım lan? Haddini bilmiyorsun ki sen. Kız iki insanlık etti diye. Kendini kaybettin, ha? Uyduruk bir kolye aldın, evine gittin. Ağzının payını aldın değil mi? Ha? Kız sana iyi davrandı yine ha. Lan ben olsam var ya, senin kafanda odun kırardım, odun. Bak ayrıca bir şey daha söylüyorum, seni uyardım ben, uyardım. Dedim şerefsizlik etme dedim sana. Rahat durmadın ki, ha? Sen ne ala ahlaksız oldun lan? Ne ala ahlaksız oldun, ne ala? Yeter lan! Kardeşim, affet lan ne olur. Dokunma. Kardeş ne olur, nevrim döndü lan bir anda. Engin. Kardeş aklın başından gitti, ne olur affet. Engin affet lütfen, Engin. Vallahi aklın başında değildi Engin. Engin ne olur kardeşim bak. Engin! Yeter lan! Bir adam ol artık be Özkan, bir adam ol lan! Daha iyi misiniz Lara? İyiyim, iyiyim. İyiydim ben zaten. Sen boşuna çağırdın Figen Hanım'ı. Olur mu öyle şey Dilara? Bayıldın, hamilesin. Ozan nerede? Dışarı çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum, sormadım. Çok sinirliydi. Şu olayları bir atlatalım da Ozan'ı alıp karşımıza konuşalım. Okulun ikinci dönemine başlasın. Hayta gibi dolaşıyor ortalıklarda. Evet, konuşmamız lazım. Ozan bir şeyden şüphelendi mi Cihan? Şüphelendi mi? Söyledin mi sen de? Dilara söyler miyim? Ağzımı aradım. Ben de yok öyle bir şey dedim. Saçmalama dedim. Kapattım konuyu. Allah'ım şu düştüğüm halime bakar mısın? Çocuğumun yüzüne bile bakamıyorum. Dilara yapma. Yapma ne olsun. Seni de çok zor duruma düşürdüm. Bir şey yok, sorun yok benim için. Önemli değil. Sen Londra'daki doktorla konuştun mu?
Evet, konuştum. Kendisiyle mi konuştun? Danışmanı falan, yardımcısı mı? Kendisiyle konuştum. Ne kadar sürecekmiş operasyon? Yani bir saat sürer dedi. Ama önce bir ilaç verecekmiş işte. Kalacak mısın peki? Evet, kalacağım. Yatıracakmış. Gece burada kalırsın diyor. Eğer bir sorun olmazsa öğleden sonra çıkarırım diyor. Ben de akşam hemen uçakla buraya dönerim. De çocuklara ne diyeceğim? Bilmiyorum ki, Londra'ya gidiyorum diyemem. Lara dersin, niye diyemeyesin ya? Allah Allah, vakfın işi vardı dersin. Alışverişe gidiyorum dersin. Kafamı dinliyorum dersin. Yapmadığım bir şey mi? 50 kere gittin. Kaçta alayım ben seni? Cihan, beni almana gerek yok. Ben taksiyle giderim. Olur mu ya? Ben seni götürürüm. Nasıl yani Cihan? Sen de mi geleceksin benimle Londra'ya? Evet, geleceğim tabii Dilara. Seni yapayalnız mı göndereceğim oraya? Sen beni gönderir miydin Allah aşkına? Cihan, senden böyle bir şey istemem ben. Vallahi istemene gerek yok. Ben bunu zaten yapacağım. Görevim benim. Hamile olduğumu ilk öğrendiğimde annemi aradım ben Cihan. Ama gelmedi. Sana çok ihtiyacım var anne dememe rağmen gelmedi. Anlayamamıştır belki bu kadar ciddi olduğunu. Cihan, neyini anlayamayacak? Sana ihtiyacım var diyorum kadına. Daha nasıl anlatabilirim ki? Her zamanki gibi işte, gelmedi. O yüzden mi anaya gittin? Evet, o yüzden anaya gittim. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin mutlaka bir anneye ihtiyacı oluyor. Tabii anneanneyse. Bak, senin annen senin yanına gelmedi. Ama sen çok iyi bir annesin. Her şartta çocukların yanında oldun. Ama çok yalnızım Cihan. Lara, yalnız falan değilsin. Böyle konuşma. Bak, çocukların var. Ben varım. Niye yalnız olursun Lara? Bak, biz boşanmış olabiliriz. Ama senin zor gününde her zaman yanında olacağım. Seni böyle bir zamanda bir kenara atacağımı mı zannettin sen? Her zaman yanında olacağım. Her zaman. Hayat boyu. Cihan, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi, hadi dinlen. Üzme kendini. Tamam, ne oluyoruz? Eyvallah. Harun Bey, geldim evladım. Tamam tamam, yabancı değil. Hoş geldiniz Rahim Bey. Buyurun. Eyvallah, sağ ol. Harun Bey, geldim kızım. Evdeymiş galiba. Buyurun. Tamam kızım, sağ ol. Rahmi Yurtdınar. Hoş geldin. Hayırdır? Bir şey mi var? Lan sen ne adi, ne şerefsiz, ne aşağılık adammışsın lan. Lan ben seni bir şey zannetmiştim ya. Sen pisliğin, itin tekinmişsin be. Evime bana hakaretler etmeye mi geldin? Buyur, konuş. İstediğin gibi konuş. Ulan hadi, oğluma düşman oldun, onu anladık. Hadi beni de üç kağıda getirdin. Ona da eyvallah. Ulan hangi onurlu adam, hangi haysiyetli adam düşmanının karısına göz diker be? Dilara Cihan'ın karısı değil artık, boşandılar. Unuttun mu? Ulan düşmanın bir raconu vardır be. Sen bu raconu bile ayaklar altına aldın, şerefsiz. Rahmi abi, ben Dilara'yı seviyorum. Ne? Cihan'dan ne kadar nefret ediyorsam Dilara'yı o kadar seviyorum. Cihan'a ne kadar düşmansam Dilara'ya o kadar aşığım. Anlıyor musun? Ulan zaten beş para etmez herifin tekisin. Daha fazla küçülme lan gözümde, daha fazla küçülme. Dilara'yı seviyorum diye vuracak mısın beni? Vur. Vur, çek dedim. Bas. Bas hadi, vur. Durma. Hiç olmazsa son nefesimde tek sevdiğim kadının adını anmış olurum. Vur. Vur hadi, vur. Vur. Cihan!
Gebertirim lan seni. Çağatay bırak. Abi. Bırak Çağatay, bırak dedim. Ver. Ver silahı. Çık dışarı. Abi. Çek dedim, çek, çek. Keşke öğütler vereceğini baştan çekseydim tetiğim. Dilara yoksa ben yokum çünkü. Anladın mı Rahmi abi? Başkası olsa bu evden sağ çıkamazdı. Biliyorsun değil mi? Ama benim artık davam başka. Benim davam Dilara'yı kazanmak. Dilara için hayatımı veririm ben. İntikam, düşmanlık, nefret falan hepsi sonra geliyor. Git söyle Dilara'ya. Git. Git söyle. Sen onun yüzünü bile görmek istemiyorsun de. Ama o senin için hayatını vermeye hazır de. Lan şerefsizin birisin zaten. Daha fazla küçülme be Gülsüm'le. Daha fazla küçülme. Ne iş yapıyorsunuz lan burada? Bittiniz lan siz. Buradan ayrılmayın. Korumaların ikisini de... Candan nerede Çağatay? Abi arıyorum. Avukatın peşine adamı taktım. Bul Çağatay, bul. İstanbul'un altını üstüne getir. Ne yaparsan yap ama bul. Gelecek hafta kesin bitiyor yani. Karar duruşması yapılacak artık. Hastane işi yokuşa sürmek için elinden geleni yaptı ama mahkemeye ancak bu kadar uzatabildiler. Biz 2 milyon tazminat istemiştik değil mi? Evet. Hakimin 1.500.000 civarında bir şeye hükmedeceğini tahmin ediyorum. Masraflar ve benim ücretim düştükten sonra 1.200.000-1.300.000 elinize geçecek. Ay o kadar geçer mi gerçekten? Büyük para değil mi? Evet. Peki karşı taraf temize giderse ne olur? Hiç sanmıyorum. Hastane 2 milyonun altındaki bir rakama çoktan razı. Hadi inşallah. Eve mi? Ya evet ama önce Cemre'ye gideceğim, ondan sonra eve geçeceğim. Ay bir de ben gecikince ağlama huyu tutturdu. Yerim ben onu ya, yerim. Çok özledim. Bir gün işe getir de sevelim. Olur olur, getiririm. Hadi geç kalma o zaman. Görüşürüz. Hadi bay bay. Taksi. Araba mı lazım? Aa, Ozan sen nereden çıktın? Geldim öyle. Ne haber? Ya iyiyim. Ay biz buluşacak mıydık? Yo, buluşmayacaktık. Seni özledim. Görmeye geldim, sürpriz yaptım. Hoşuna gitmedi mi? Ay ya yok, olur mu öyle şey? Tabii ki hoşuma gitti. Ama dedim acaba sözleştik de ben mi unutayım? Sözleşeceğiz, bir de unutacaksın öyle mi? Ya aşk olsun, öyle demek istemedim. Neyse, neyse. Cemre nerede, yuvada mı? Aa evet ya, onu almaya gidecektim. Çok da geç kaldım. Hadi gel beraber gidelim. Ben de özledim onu, görmüş olurum. Beraber. Niye, bir sakıncası mı var? Yok, bir sakıncası yok. Hadi gel gidelim. Cansu. Konuşmamız lazım. Hiç zamanım yok çalışıyorum.
Bana ayıracak 2 dakikan yok mu? Siparişler var. Sabaha kadar çalışacağım. Tamam, ben işine engel olmayayım o zaman. Ya bir kere arasaydın ya. Bir kere arasaydın. Tamam, onu bırak, mesaj atsaydın. Cansu bitti deseydin. Yetişkin gibi ayrılsaydın. Eğer bunu istiyorsan. Bunu bile yapmadın Deniz. Ben seni çok yanlış tanımışım. Tamam, şimdi işine dönebilirsin. Ben sana mani olmayayım. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Hoşça kal. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Kız gidiyor, koşsana peşinden. Bırak gitsin usta ya. Vallahi daha iyi. Oğlum böyle olmaz. Ayrılacaksan da git güzel güzel konuş. Öyle ayrıl. Oğlum. Gurur meselesi yapma. Hadi koş git peşinden. Hadi oğlum. Hadi koş. Cansu dur. Cansu dur, dur. Cansu dur lütfen, dur. Tam bırakır mısın? Bırakmayacağım. Deniz bırak. Bırakmayacağım çünkü bırakmamı istemediğini gayet iyi biliyorum. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben buraya barışmak için gelmedim. Benim işim de bitti demeye geldim. Bensiz yapabilecek misin? Çünkü ben sensiz yapamıyorum. Yaptığım işte ne güzel. Yapamadım. Buradayım işte. Çekip gittin Deniz. Neden gittiğini anlamaya çalıştım, anladım da özür dilemek için aradım seni, açsaydın o zaman. Cesaret edemedim. Korktum. Sesini duymaktan korktum. Yüzünü görünce bir daha anladım, yapamıyorum işte. Zorlama bence. Çünkü sen de çekip gideceksin, sonra arkada kalan, kırılan ben olacağım. O yüzden başında bitsin. Şu an çekip gidersen bunu nereden bileceğiz? Cansu, ben seni çok seviyorum. Bitmesin. Lütfen. Alo Şeyda, yarın Pelinlerle birlikteyiz ona göre. Bebek'te yeni bir tane mekan açılmış, oraya gideceğiz. Herkes orada takılıyor artık. Ya Azal, ben gelemem herhalde. Bu aralar annem hiçbir şeye izin vermiyor. Sen de söyleme o zaman annene, Allah Allah. Ne yani, yalan mı söyleyeyim? Hayır, yalan söyleme. Yani dersin, 1-2-3 saat uzadı dersin. Ne olmuş ki yani? Ya bana söylüyorsun da asıl sen nasıl izin alacaksın? Ne izni kızım ya? Ben babamla çoktan tatlıya bağladım. O iş bende. Hiçbir şey diyemez artık. İyi, sen öyle diyorsan. Tamam, bak sen anneni hallet, tamam mı? Ya bilmiyorum, bakacağım. Çok dersim var, sonra konuşuruz. Şey daha bak, bakacağım deme, hallet. Sonra bana kaç tane ünlü gördün dün diye sorarsın. Hadi bay bay. Nerede kaldın baba ya? İyilik yaramıyor buna, vallahi yaramıyor. Kötü olacaksın. Bak o zaman nasıl haddini biliyor. Hakikaten salak ama ya. İnsan böyle bir şey yapar mı? Hiç mi utanması yok? Özkan işte, bildiğin Özkan. Hayır, benim anlamadığım. Yani nişanlı kadınsın. Yakında evleneceksin, gayet iyi biliyor. Ayıp denen bir şey var ya. Ya o biraz da benim hatam. Bizim iş yerinde bir tane araba bozulmuştu. Ben de tamir etsinler diye bunlara götürdüm. O zaman da biraz moralim bozuktu. Ne oldu dedi.
Ben de Cihan'la aramız bozuk dedim. O da oradan ümitlendi herhalde, ne bileyim ben. Canım sen de niye aramız kötü diyorsun? E sen de bir tuhafsın yani Gülseren ha. Allah Allah, niye demeyeyim? Ben arkadaş olduk sandım. Karısı kucağımda bayıldı. Hastaneye ben götürdüm. Başında bekledim. Çocuğu öksüz kaldı diye üzüldüm. Cenazesine gittim. Helvasını dağıttım. Ay daha ne? O öyle düşünmemiş demek ki. Sen yakınlık gösterince o da yanlış anlamış. Ha, gör bak bakalım bir bardak su veriyor muyum bundan sonra? Verirsin sen, verir. Merhametli kadınsın. Ben seni bilmiyor muyum? Ay bitti. Merhamet falan bitti. Güzel ama vallahi içim sıkıldı ha. Öf! Niye evde duruyoruz ki biz? E ne yapacağız? Ay ne bileyim mi? Çıkalım gidelim bir şeyler yiyelim. Vallahi içim sıkıldı. E doğru söylüyorsun hadi. Hadi yürü. Yaparız sonra bunları. Boş ver. Hadi. Kardeş, oğlum cillop gibi yaptım lan. Şu sese bak, bak. Müzik, müzik. Kardeş, hadi sen de bana vur ödeşerim ha. Yürü git lan. Allah'ın manyağı. Engin, kardeş kurbanın olayım yapma. Allah'ını seversen lütfen bak. Şu canına yandığım dünyasında eğer sen de bana sırtını dönersen ben iyice biterim. Zaten bitmişim, dibe vurmuşum. Vallahi bir daha çıkamam lan. Affet de şu gerizekalı kardeşin, ne olur. Bu sefer çok ileri gittin Özkan. Çok ileri gittin. Babacığım biliyorum, bilmez olur muyum ya? Sen deli misin kardeşim? Yaptın bir manyaklık. Hadi sen de bana vur, vur la. Vur la, kır la kafamı. Hadi. Oha hayvan, ben sana böyle mi vurdum? Az bile vurdum, az. Arkadaş elin ne ağrımış, çenemi dağıttın lan. Çay çek mi? Ya Rabbim ya Resulallah ya. Oğlum Allah akıl verirken sen neredeydin ha? Hadi git çay koy hadi. Yanına da iki tane simit kapıp geleyim mi? He. O üçgen peynirler var ya, onlardan da al. Kuru kuru gitmez. Ayıpsın kardeşim. Sinan abi barıştık, barıştık. Çocuk lan bu, çocuk. Hiç değişmeyecek lan bu herif. Ha? Hep böyle kalacak. Geldi bizimki. Ozan abi. Bak ya, şuna bak. Ozan abi seni görünce annesini unuttu. Ne var Cemre'cim? İyiyim. Anneye bir öpücük yok mu? Gel. Ben de öpeyim. Sen de mi bizimle kutlamaya geldin? Neyi? Bugün annemin doğum günü. Aşk olsun ya. Cemre söylemese bilmeyeceğim yani. Ya ben öyle doğum günü kutlaması falan pek sevmiyorum. İyi bakalım, tamam hadi aslında. Hadi üşüdük, arabaya gidelim. Tamam, kırılmış olabilirsin. Ya yani Ozan da kabalık etti. Ben Ozan'ı falan savunmuyorum ama hiçbir şey söylemeden çıkıp gitmek ne demek? Haklısın. Haber vermem gerekiyordu. Her şekilde gidecektin yani. Cansu biraz da sen beni anlamaya çalış ama. Yani orada kendimi birden çok yalnız, çok gereksiz hissettim, anladın mı? Böyle hissettiğine göre ben de suçluyum yani, özür dilerim. Senin özür dilemene gerek yok. Yani zaten sen bir şey yapmadın. Ben biraz abarttım. Ama geçti gitti sonuçta. Unutalım. Tamam. Zaten çok üzgünüm. Hadi gül biraz. Hadi. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Allah'ım neler yaptım ya. İçtim, sızdım. Atölyede saatlerce çalıştım. Ama hiç işe yaramadı. Sen beni görseydin. Ben en son ne zaman bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum, biliyor musun? Annem arıyor. Efendim anne. Deniz, eve geliyor musun oğlum? Geliyorum anne. Yoğurt alsana gelirken. Alırım. Ne yemek yaptın? Sarma yaptım. Sen seversin. Şaka yapıyorsun. Etli mi? Etli, etli. Sen kesin fırın makarna da yapmışsındır. Yaptım valla. Nergis Hanım sen var ya, annelerin bir tanesi. En güzelisin. Geliyorum hemen.
Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey. Pastasız doğum günü olmaz ki. Hadi üfle. Dilek tut anne, dilek tut. Tamam. Hadi tut bakalım. Ne tuttun? Ama dilekler söylenmez ki. O zaman hep beraber üfleyelim. Tamam, olur. Hadi. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun anne. Sen de iyi ki doğdun. Minikliğim benim. Fıstığım. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Ozan sen çok harika bir adamsın. Haberim yoktu. Haberim olsaydı mutlaka bir hediyeyle gelirdim ama. Senin yanında olmam benim için hediye zaten. Al anne. Aa, ne bu? Senin için yaptım. Daha günün kutlu olsun. Öyle mi? Bakayım. Bak bakayım, bu da 6 yan yengen 26 olur. Çok güzel olmuş anneciğim. Çok teşekkür ederim. Akıllı bıcırık seni. O zaman abi sen kaç yaşındasın? Hadi hadi şu pastayı yiyelim artık. Bak bu çok güzel bir pasta. İçinde çilek var, çikolata var, krokan bile var. Pasta yiyelim hadi. Ben tamam. Çileğini yiyeceğim. Aslında çilek. Oh, afiyet olsun. Aşkım hadi. Deniz eve girmesek mi? Niye? Ya şimdi geç oldu. Yani annene ayıp olmasın ha? Saçmalama, olur mu ya öyle şey? Hem kadın çok sevinecek. Hadi yaprak sarmayacağız daha. Hadi Cansu. Anne. Deniz, hoş geldin oğlum. Geliyorum, dur. Bak sana kim getirdi? Hoş geldin kızım. Merhaba Nergis teyze. Al, yoğurdum. Sağ ol. Canım ver istersen bak. Tamam. Olur. Geç kızım sen içeri. Geliyorum ben şimdi. Ben yukarı çıkıp geliyorum hemen. Ben terlikeyim mi? Allah'ım. Ben ne yapacağım ya? Canım rahat otursana. Bu ne hal böyle? Rahatım ben. Rahat. Koltuktan düşeceksin neredeyse. Oldu mu? Ha şöyle ya. Süper oldu. Hadi geçin. Ben çorbayı getireyim. Ben yardım edeyim. Cansu yardıma ihtiyacım yok güzelim. Siz oturun. Hadi.
İşte geldik. Uyumuş. Çok bile dayandı. Normalde bu saate kadar çoktan uyumuş oluyordu. Olsun, bir geceden bir şey olmaz. Dur dur, ben alırım. Ya olur mu? Zahmet etme, ben alırım. Saçmalama. Sen sadece bunu al yeter. Ozan, bu gece harika bir geceydi. Yani ben her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Benim için de harikaydı. Yani ben sizinle vakit geçirdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Ama sana kızgınım. Çünkü bana doğum gününün bugün olduğunu söylemedin. Neyse, nasıl olsa telafi ederiz. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, yok. Yok bir şey. Cemre'nin halleri geldi aklıma. Ozan. Cemre seni çok seviyor. Peki sen? Zeynep. Seni seviyorum.
Sen iyi misin? İyi mi? Ne oldu? Peki iyi görünmüyorsun da. Yoruldum Yıldırım. Yoruldum ya. Gülseren'le aranız düzelmedi mi hala? Görüşemiyoruz ki düzelsin. Kapı açmamalar falan, telefon açmamalar, bir sürü şey. Ya evleneceğiz biz. Ama ortada ne bir evlilik hazırlığı var ne bir şey. Nasıl bir evlenme biçimi anlamış değilim. Ya Cihan. Her neyse ya, söylemeyeceğim. Söylemek bana düşmez. Niye düşmesin? Sen benim dostumsun. Söyle. Pekala. Bu iş meselesinde Gülseren'e fazla yüklenmiyor musun? Hayır, niye? Ya bak, kadıncağız şimdiye kadarki işlerinde hep mutsuz olmuş, yıpranmış. İlk defa bir işi seviyorum, severek yapıyorum diyor. Bırak çalışsın, evlenince bir şeyleri halledersiniz. Allah aşkına Yıldırım, yapacak başka iş mi kalmadı ya? Biz evleniyoruz, çoluğumuz çocuğumuz var, evde bir düzen lazım. Gecenin yarılarına kadar el alemin düğünlerinde ne işi var, ihtiyacımız mı var ya? Başka iş mi yok? Ya Cihan, biraz anlayışlı ol. Senin yardımın olmadan ayakta durmaya çalışıyor kadıncağız. Ne alakası var, onu anlayamıyorum zaten. Evleniyoruz biz, benim olan, onun, onun olan benim. Tamam da bu durum belki kadına biraz ağır geliyor. Ben onun derdini biliyorum. O yaşayacağımız hayattan korkuyor. Olabilir. Hem korkmak da haksız değil ki. Niye? Bak, açık konuşalım. Kadıncağız şimdiye kadar öyle ya da böyle kıt kanaat geçinen bir kadındı. Şimdi ise bu ülkenin en zengin adamlarından biriyle evleniyor. Yani öyle hayatı baştan sona değişiyor. Bu hayata adapte olmaya çalışıyor. Yangına körükle gideceğine biraz destek olun. Ya ben Türkiye'nin zengin adamı gibi mi davranıyorum Allah aşkına ya? Son derece mütevazı davranıyorum. Yıldırım, evde yapayalnızım. Çok korkuyorum. Gelirsen öyle sevinirim ki. Ne oldu? Yüzünde yine güller açtı. Kim o? Kim o? Bürodan Yeşim. Yeşim. Yapma. Yarınki dava ile ilgili bir şeyler soruyor. Yapma. Yıldırım, bak sen bir iş karıştırıyorsun, yakarım seni. Bak bakayım ona. Çıkar ortaya. Çıkar. Ya şimdi konuş ya sonsuza kadar sus. Nikah memuru gibi konuştun. Yıldırım, hadi ama. Aman azlandın. Bu arada ben yarın Londra'ya gidiyorum, haberin olsun. Londra mı? Nereden çıktın? Bir iki iş görüşmem var. Onları halledeceğim, geleceğim. Uzun sürmez değil mi? Yok, bir iki gün kalıp geleceğim. Fazla kalma. Buradaki işler yoğun. Farkındasın herhalde. Farkındayım Yıldırım, baksana. Saatin kaç olmuş? Hala çalışıyoruz. Mezara götüreceğiz sanki. Neye bileyim, ben de anlamadım. La oğlum, bu arada unutmuşum da eski boksör olduğunu. O nasıl çakmadır öyle? Çenem kilitlendi ha. Hak ettin oğlum. Az bile yapmışım. Kardeş bak, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama hemen başlama şerefsiz yetme Özkan falan diye. Hı. Başladım bile. Al. Mesela diyorum, bak. Cihan'la Gülseren tamamen ayrıldılar kardeş. Hah. Aç tavuk kendini dar ambarında sanılmış. La oğlum, ayrılmadılar. Gülseren Cihan'dan ayrılmadı. Ayrılmadı. Mesela diyorum ben, mesela. Tamam, hadi mesela. Anlat. Tamam. Ha bak, bu arada sabah gittim de parmağında yüzüğü yoktu. Sence niye? Elini yıkamaya gitmiştir. Sen gidince de yüzüğü takmıştır, oldu mu? Ha? Tamam. Yüzük falan yok. Yüzüğü unut. Yüzük meselesini unut. Mesela bunlar tamamen ayrıldı baba. Kardeş, bizim bir kızımız var değil mi? Anası Gülseren, babası benim. Özkan, sana bir şey soracağım. Hangisi senin kızın, he? Hangisi? Salak mısın? Tabii ki Cansu. Oğlum, Cansu'nun anası Dilara, babası da Cihan. Lan kütükte de böyle, hayatta da böyle. Şimdi sen havaya giriyorsun ya, bana Özkan baba dedi falan diye. Ya yürü. Ayrıca da Hazal da senin kızın değil. Sen Hazal'a babalık mı yaptın lan? Hazal seni baba diye de görmüyor zaten. O zaman bana deme, benim Hazal kızım falan. Senin kızın mızın yok oğlum. Sen nasıl kardeşsin lan? Şurada 2 gram hayal kuralım diyoruz, kursağımıza bırakıyorsun oğlum. 2 gram hayal kuracağız lan şurada. Dost acı söylermiş oğlum. Hadi ben gidiyorum. Yeter, tamam hadi. Ne lan, daha masa duruyor, manyak mısın? Ya gidiyorum oğlum, yoruldum ya. Allah Allah, gidip yatacağım ya. Otur oğlum, biraz daha çık.
Sence bu Özkan meselesini biraz abartıyor muyum? Sen Özkan'ı kıskanıyor musun yoksa? Yürü git oradan Allah aşkına. Nesini kıskanacağım? Ne ya? Ya bu Özkan'la Gülseren anlamsız bir samimiyet içerisindeler. Nasıl bir samimiyet içinde? Ya Özkan istediği gibi Gülseren'in evine giriyor çıkıyor. Cansu, Gülseren, Özkan hep birlikte böyle şen şakrak yemekler yiyorlar. Gülseren Özkan'ın çocuğuna bakıyor. Ne oluyor? Sen Özkan'ı kıskanıyorsun. Bunun başka açıklaması yok. Ya Allah aşkına ne kıskanması? Ben Özkan'ın nesini kıskanacağım? Özkan'ın başı belada olsa, bir şey olsa tabii ki gitsin, uğraşsın, koşsun. Ben de koşarım. Ben de yardım ederim ama öyle değil. Gülü oynaya eğleniyorlar. Yok böyle bir şey. Herhalde sinirlerim çok yoruldu bilmiyorum ben de. Bazen ne düşündüğümü, ne yaptığımı bilmiyorum Yıldırım. Dilara'nın sorunları beni çok yıprattı. Dilara'nın sorunları mı? Bu Harun meselesi kapanmamış mıydı? Kapandı. Kapandı da ben de yoruldum. Benim de sinirlerim, beynim kapandı. Bak yorulduğunun farkındayım. Sinirlerinin alt üst olduğunu da farkındayım. Ama biraz anlayışlı ol. Bak, Dilara'nın meseleleriyle ilgileniyorsun. Neden? Dilara senin eski karın. Özkan da Gülseren'in eski kocası. Çocuğuyla ilgilenmesi bu kadar sana koymasın. Yıldırım, Özkan'ın başında bir bela olsa, dert olsa, yardıma muhtaç olsa, bir şey olsa anlayacağım. Ben de koşarım yardım etmeye. Ama öyle bir şey yok. Ne bu samimiyet? Boşanmış gitmiş ne oluyor? Biz evleniyoruz. Tamam ama sen de biraz anlayışlı ol. Olmuyorum kardeşim. Yok böyle bir düzen. Sen olsan olur musun? Beni karıştırma. Sen hala burada mısın? Buradayım, görmüyor musun? Çıkıyorum ben, dur beraber çıkalım. Tamam. Ha bu arada Londra'dan gelirken şu kardeşine bir şeyler alırsın herhalde ha? Neyin eksik ki? Ya ağanın eli tutulmaz işte. Bir de seni düşüneceğim bilmiyorum oğlum. Rami Beyciğim, sesin soluğun çıkmıyor. Lan mecbur muyum ben sana sesimi soluğumu duyurmaya be? Allah Allah. İyi be, seni düşündüğümüz için söyledik. Değil mi? Nankörlük yapma. Şu dünyada benim de iyiliğimi isteyen bir insan var diye şükret, şükret Rami Bey. Aman bana nasıl lazımsın Kerim, aman yani şükürler olsun. İyi ki karşılaştık seninle, şükürler olsun. Bana bak, yarın geliyorum değil mi? İyi, gel. Parayı peşin isterim ona göre. Ya amma para göz kadınsın be. Vereceğiz dedik, vereceğiz işte. Vallahi para peşin, kırmızı beşin. Dünyanın bin bir türlü hali var Rami Beyciğim. İyi tamam anladık, hadi kapatıyorum ben. Dur bir dakika. Şu şey var ya, uzun saplı bir tane fırça vardı ya, süpürge gibi hani. Ya onu, gözünü seveyim onu değiştir. Yoruyor beni, eskimiş o. Ya git kadın, delirtme beni ya. Manyak mıdır nedir ya? Aldık başımıza iş galiba Suat. Senin aklın hala Harun olayında abi. O yüzden canın sıkkın bu kadar. Doğru oğlum, doğru ya. Ulan gene yapamadım ya. Gene bir işe yarayamadım ya. 40 yılda bir oğluma hayrım dokunsun istedim. Onu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Vuramadım o Harun denen it. İyi olmuş abi. Allah korumuş vallahi. İyi ki o genç eline çarpıp silahı düşürmüş de. Yoksa maazallah şu yaştan sonra içeri gireceksin. Zaten bu saatten sonra çıkamazsın da oralarda ölüp gideceksin. İş mi yani? Lan gene ağzından bal damlıyor be, gene bal damlıyor. Hayır ben yanarım silah da o harbide kaldı, ona yanarım. Abi harbi ya, sen silahı nereden buldun? Ben de vermedim sana. Cihan'ın ruhsatlı silahı ya. O harbide kaldı. Şimdi yarın öbür gün arayacak, hadi al başına belayı. Oo. Bu sefer çok kötü yan bastın Rahmi Gürpınar. Sorma vallahi, sorma ya, sorma. Al gözüm. Şunu al Kamil. Eyvallah, sağ olasın. Evet kardeşim, afiyet olsun. Haydi, haydi kalkalım. Çok önemli bir şey daha diyeceğim. Ya kalk oğlum ya. O iki dakikana, iki dakikan yok mu? Tamam hadi dinliyorum, söyle. Söyle. Kardeş şimdi bu sabah Gülseren bana o tokat attı ya. Abi iyi ki attı. Helal olsun kadına. Helal olsun. Oğlum manyak manyak konuşma da. Sence beni hala sevmese o tokadı atar mıydı lan? Seni seviyor diye mi attı diyorsun tokadı? Ha? Sevmese senin ciğerini söker böyle, ciğerini söker. Kadın illallah etmiş la senden, illallah etmiş la. Oğlum sen anlayamazsın la. Senin kafan basmaz.
O tokadın içinde var ya aşk vardı, aşk. Ben biliyorum kardeşim, sen anlayamazsın. O beni sevmese o tokadı atmazdı kardeş, o kadar. Ne vardı lan? Aşk. Aşk vardı. Oğlum sen iyice sıyırdın ha. Vallahi sen zaten sünger gibi beynin var senin. Ha? İçme, içme. Bu meleti içme sen. İçme, içince iyice sapıtıyorsun. Hadi, hadi kalk da gidelim hadi. Yok la, bir tek daha içeceğiz lan. Oğlum ben tekmek içmem oğlum. Oğlum bir tek la. La gidip yatacağım ben ya. İş güç var, hayır ben gidiyorum oğlum. Gamze derim, deva nerela bulmam. Garibim bir yuva kurmam. O yüzük niye çıkıyor dayı? He? Niye çıkıyor o yüzük? Ha? Ya, ne elini yıkmış, elini yıkışmış. Ha, elini yıkıyor. Ha. Ben de yedim tabii. Kardeş bir tek daha ver. Oh. Vallahi hiç içime sinmiyor Gülseren. Seni nasıl bırakıp gideceğim ben ya? Ya tamam, beni düşünme artık. Konuştuk ya biz bunu. Bak, yepyeni güzel bir hayata başlıyorsunuz. Ya Serkan babasını ne kadar özlemişti, düşünsene. Hem Kırklareli İstanbul gibi bir yer değil, küçücük bir yer. Orada daha kolay yaşarsınız. Kenara para da koyarsınız. Ya bir ev alırsınız, fena mı olur? İnşallah, vallahi Allah söyletti. Ama yine de aklım hep sende kalacak. Hadi Gülseren, aç şunu. Aç şunu Gülseren. Gülseren, Zümrüt'üm. Ne olur affet ya. Bak bir hayvanlık ettim, ne olur ya. Vallahi yanlış anladım ben. Gülseren ne olur, ben ettim, sen etme, ne olur ya. Gülseren, bir bak ya. Bir bak ya. Özkan, Gülseren evde yok, boşuna bağırma. Özkan, Gülseren evde yok. Bırak. Bayanlar, baylar. Karşınızda Cihan Gürpınar. Memleketin en zengin adamı. Kanun, kanun. Ya. Ya! Arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Param var diye sen her şeye sahip mi olacaksın ya Cihan? Senin paran varsa benim de kalbim var. Tamam var Özkan, var. Gülseren beni seviyor, tamam mı? Tamam, seni seviyor. Beni seviyor. Doğru. Cansu da beni seviyor. Doğru. Cansu'nun babası benim. Doğru. Onun gerçek babası benim. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Özkan bak sarhoşsun. Sana karışmıyor. Hadi. Hadi seni evine götüreyim Özkan. Gebert beni Cihan ya. Allah'ını seversen öldür beni şurada Cihan. Tamam, tamam. Özkan hadi sarhoşsun. Hadi gel seni götüreyim. Ben kimim ya arkadaşım? Beni Gülseren sevecek. Benim gibi işe yaramaz adamı Gülseren ne seviyor ya? Bana acıyor Cihan. Kimse sana acımıyor Özkan. Cansu da bana acıyor biliyor musun? O da acımıyor, seni seviyor Özkan. Hadi. Cihan Gülseren üzme tamam mı? Tamam Özkan. O seni çok seviyor. Vallahi bak. Gülseren üzme tamam mı? Tamam. Özkan, hadi kendine gel. Özkan, Özkan.
Bak çok sağ olsun. Bu halde ortalıkta dolaşma. Başına bir iş alırsın. Gel seni bırakayım. Hadi. Hadi gel. Tutun bana gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Geç. Özür dileyim. Tamam hadi gel. İyi misin? Ben gideceğim zaten buralarda. Nasıl? Nereye gideceksin? Bilmem. İzmir'e giderim herhalde. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Hazal merdivenlerden düşünce geri dönmüştüm ya. Şimdi temelli giderim diyorum. Bilmem. Belki de başka şehre giderim. Bilmiyorum. Ay vallahi duymak istemiyorum. Gerçekten duymak istemiyorum. Ben kararımı verdim ya. Gülseren, bak çok yoruldum. Ben seni anlıyorum. Ne bileyim, bir tatile çıksan, biraz dinlensen, kafanı toplasan, ha? Mahkeme haftaya sonuçlanıyor. Oradan çok iyi bir para gelecek. Şimdi diyorum ki ben o paranın yarısını Cansu'yla Hazal'a bırakırım. Yarısıyla da İzmir'de güzel bir ev alırım. Yeni bir işe girerim. Hani güzel güzel yaşarım. Tabii Hazal'ın benimle gelmesini çok isterim ama gelmez ki. Sen saçmalıyorsun, vallahi saçmalıyorsun. Ya ben derdimi sana da anlatamayacaksam kime anlatacağım Derya? Ay ne derdi ya? Dünyada bu kadar dert varken ay sen şu meselenin üstünden gelemiyorsun ya. Yani ay gerçekten aklım almıyor Gülseren. Ay tamam, ben kararımı verdim. Abi, arayayım mı? Özkan, yeterince içmişsin. Hadi. Vallahi bir şeyler konuşacağız. Hemen şurada ya. Tamam, yarın sabah gel yanıma ya da ben geleyim, öyle konuşalım. Olur mu? Hadi. Arayayım. Tamam, vardır Özkan. Hadi. Dur, dur. Ya Özkan ya, öf, öf, boyun devrileye mi? Aa, ne oluyor burada? Cihan Bey, hoş geldin. Ne oldu? Sen boyun devrile, yeterince içmişsin. Ay Cihan Bey, yoksa birlikte mi içtiniz? Hayır, o tek içmiş. Hadi yer Özkan. Götürüp yatıralım, o da şurada, o da. Abi Özkan, içmişsin içtiğin kadar. Yürü. Vay, senin gibi kardeşin boyu devrile mi? Ha. Ya yürü git, daha içecek şeyin mi kalmış? Küp olursun, küp. Ha, ben onu sonra şey derim Cihan Bey. Ben onu hallederim. Gözüm kör olmaya, değil mi? Ya Cihan Bey ya, böyle bir kardeşim olduğu için utanıyorum, yerin dibine giriyorum ya. Ben bıktım usandım bundan ya. Sağ olasın, sağ da zahmet verdik. Gel otur bir kahve yapayım, kahve içmeden gitme Cihan Bey'im. Sağ ol Kerem, sağ ol Kerem. Teşekkür ederim. Vallahi böyle göndermem ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ayaklarına sağlık. E gecenin bu vaktinde bir kahve içmeden gidilir mi? Ya sen dana gibi, camız gibi, sen ne içtin de böyle horluyorsun lan? He, ev yıkılacak. Özkan, gideyim bakayım şuna, boğulur mu olur? Thank you.
hoş geldin. Gelsene. Merhaba. Geç, geç. Bir sorun yok değil mi? Yani korkacak bir şey yok. Yok, bir şey olmadı da işte yalnız başıma kalınca. Gelsene. Ben... Gel, gel. Candan, benim fazla vaktim yok. Dosyaları eve götürmem gerekiyor. Eve götürmem. Candan yapma. Yemek hazırladım sana. Tamam, sağ ol. Bir tane mi? Ellerine sağ ol. Hadi, hadi kaçmasın uykun. Koş. Koş, koş, koş. Hadi kızım, uykun kaçacak. Hadi. Hadi git. Babacığım, nasılsın? Güzel kızım. Hayatımın aşkı. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok özledim seni. Ben de seni özledim bir tanem. Baba. Söyle kızım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Ama kızmayacaksın. Söyle kızım. Ona ben karar vereyim. Ben bugün yine denizlere gittim. Hı hı. Ya ama şeyden yani Nergis teyze sarma yapmış, dayanamadım. Hem ben seni aradım ama açmadın. Sonra geri de dönmedin. Peki kızım, ne kadar oturdun? Bak gerçekten ona 10 geçe eve girdim. İstersen anneme sorabilirsin. Canım aşkım benim, ben sana güveniyorum, inanıyorum. Sen bana yalan söylemezsin ki. Geçin annene sorayım. Hayır, kızmadım bir tanem. Çünkü Deniz Efendi iyi bir çocuk. Tanıştım. Annesiyle de tanıştım. Sen sınırları biliyorsun. O sınırlar içerisinde tabii ki gidebilirsin güzel kızım. O yüzden kızmadım bir tanem. Ah, tamam, çok sevindim. Çok seviyorum seni canım. Sen de benim canımsın bir tanem. Güzel kızım benim. Annen nasıl? İyiyiz. Çalışma odasında. Verir misin annene? Tamam. Anne. Babam arıyor. Tamam kızım. Cihan. Dilara nasılsın? İyiyim iyiyim, merak etme. Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı. Yarın için hazır mısın diyecektim. Aha, evet. Bir sorun yok. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Tamam Can. Görüşürüz. İyi geceler. Sana hiçbir şey demeyeceğim abi. Halin berbat ama hiçbir şey demeyeceğim. Deme baba, deme. Sen diyeceğini dedin zaten. Daha... Buraya söz geçmemişsin. Buraya da mı söz geçmiyor? Oraya geçse ne olacak ki baba? Orası da kalp ne derse onu yapıyor işte. Kalbinden silemedikten sonra. Peki oğlum ne olacak şimdi? O kitabı kapatacaksın. Dilara'yı da unutacaksın. Öyle değil mi? Asla. Asla baba, asla. Dilara'yı unutursam ben olamam ki. Ya sen bu aşktan ne anladın diye soruyorsan ben onu anladım işte. Ben Dilara'sız yarım, cansızım, ölüyüm. Ben yaşamak istiyorum Ali baba. Dilara'yla, çoluğumuzla, çocuğumuzla yaşlanmak istiyorum ben.
olacak, olacak. Önünde sonunda anlayacak. Benim onu nasıl sevdiğimi anlayacak. Göreceksin. Ne güzel bir şeymiş. Ne o? Sarılmak mı? Hepsi. Sarılmak, sevmek, sevilmek. Mutlu olmak, kendini iyi hissetmek. En önemlisi güvende hissetmek. Niye bu kadar mutlu hissediyorum kendimi? Çünkü mutluyuz. Harun, karşıma çıkmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Öyle bir anda çıktım ki her şey çok değişti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda olduğun için çok mutluyum. Dilara, biz seninle herhangi bir şey yaşamıyoruz. Biz seninle aşk yaşıyoruz. Ben sana çok aşığım. Dilara. Benimle evlenir misin? Yıldırım. Hı. Hayatım, niye bu kadar erken kalktın yine? Çok işim var Candan, gitmem gerek. En azından bir kahvaltı hazırlasaydım. Gerek yok, zahmet etme. Ama hemen çıkmam lazım. Bir kahve içseydik beraber. Adliyeye gitmem gerekiyor. Adliyede beni bekliyorlar. Ha bu arada tekrar söylüyorum ve tekrar söyleyeceğim. Dikkatli ol. Ve gerekmedikçe şu kapıdan dışarı çıkma. Tamam? Beni gerçekten bu kadar çok mu düşünüyorsun? Senin için çok endişeleniyorum. Çünkü Harun gibi bir hayvan var peşinde. Yıldırım. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Yaptıkların için gerçekten minnettarım. Pekala. Gitmem gerek. Tamam. Akşam gel ama. Ne olur. Sen olmayınca çok korkuyorum. Tamam. Umarım Halil Bey bunu yutar. Yutmazsa bittim. Ah Harun, ah. Ne işler açtın başıma, ne hallere düşürdün beni. Affettim, affettim. Sağ ol canım kızım. Afiyet olsun. Hadi kızım geç, sen de bir şeyler ye. Geç kalma okula. Tamam. Ya baba, ben sana bir şey soracaktım aslında. Sor bir tanem. Biz bu akşam arkadaşlarımızla bir kafeye gitmek istiyoruz da. Hı. Ama kulüp falan değil, merak etme. Yeni açılan bir kafe.
Zaten merak etme, geç gelmem. Yani 11-10 gibi dönerim. Hı-hı. Tabii sen izin verirsen gideceğim. Verirsin değil mi? Hı-hı. Gidemezsin kızım. Niye baba? Gidemezsin. O yüzden ben öyle istiyorum. Ya niye baba ya? Herkes gidiyor. Bana niye izin yok? Güzel kızım, sen herkes değilsin ki. Sen benim kızımsın. Ben böyle karar verdim. Baba, ne zaman bitecek bu ev hapsi? Azal, dikkatli konuş kızım. Sen hapiste falan değilsin. Benim evimde, benim şartlarıma göre yaşıyorsun. Çünkü sen dürüst değilsin kızım. Bir sürü yalan söylüyorsun. Bir sürü oyunlar oynuyorsun. Bunları kestiğin zaman, güvenimi kazandığın zaman, istediğin zaman, istediğin yere belli ölçüler içerisinde gidebilirsin bir tanem. Ama şimdi değil. Tamam mı kızım? Önce benim güvenimi kazan, yalan söylemekten vazgeç. Hadi ben çıkalım. Kolay gelsin. Tut bakalım kızım, gel. Arkamdan kötü kötü bakmıyorsun, değil mi güzelsin? Hayır babacığım, kolay gelsin. Sesini yok. Onu odama koyarsın kızım. Tamam. Cansu her yere gidebilir. Hazal ev hapsinde. Tabii canım. Hep öyle olur zaten. Afiyet olsun. Dilara, valizinizi ne zaman hazırlayayım efendim? Henüz karar vermedim ne götüreceğimi. Kahvaltıdan sonra bakalım. Nasıl istersiniz? Nereye anne? Londra'ya kızım, iş için. Ne iş anne bu? Nereden çıkıp durup dururken? Durup dururken değil oğlum. Biz zaten aylardır bu işin üstündeyiz. Vakıf için gidiyorum. Orada bir tane yardım kurumu var. Gidip orayla görüşeceğim. Belki ortaklaşa bir iş yapacağız. Peki senden başka gidecek kimse yok mu? Benim gitmemin ne sakıncası var oğlum? İstediğim yere gidemez miyim? Öyle söylemek istemedim anne. Tabii ki de gidersin. Uzan. Böyle yapınca kırıyorsun beni. Anne ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum kızım. Yani belki bir iki gün, en fazla 3 gün. Gitmişken kal bence. Hem tatil yapmış olursun. Doğru. Belki de kalırım. Ne getireyim sana oradan, ne istersin? Bilmiyorum. Şimdi aklıma gelmedi ama gelirse ararım, sağ ol. Tamam. O zaman sen ne istersin oğlum? Ne getireyim sana oradan? Neydi senin şu sevdiğin takımın ismi? Liverpool. Formasını falan alayım mı sana? Anne, Liverpool benim sevdiğim takım değil ki. Ne bileyim, işte aklıma gelen ilk İngiliz takımı oydu yani. Yok yok. Bu kadarını bilmem bile beni şaşırttı. Ben bir şey istemiyorum anne. Sen bizi habersiz bırakma yeter. Yok, merak etmeyin. Ben sizi habersiz bırakırım. Mutlaka arayacağım, tamam mı? Sürekli arayacağım, haber vereceğim. Hiç merak etmeyiniz. Hadi afiyet olsun, yemeğinizi yiyin. Pardon, sen yeni mi başladın işe? Evet, 3 gün oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İsmin ne? Emrah. Çok memnun oldum. Ben de Hazal. Biliyorum adınızı, Hazal Hanım. Ya Emrah, senden bir şey rica edecektim. Biliyorsun ben evden çok çıkamıyorum. Acaba bir şeye ihtiyacım olduğunda sen getirebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Yani siz herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunuz anda ben zaten genel olarak buradayım. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. Kışın en güzeli böyle helva ekmek. Günaydın. Ay ablacığım. Sen kalktın mı, ayıktın mı sen? He? Baba. Dün gece
Cihan Bey'le karşılıklı güzel güzel içmişsiniz. Ne iş lan? Hı? Manyak manyak konuşmalar. Rüyanda mı gördün Cihan Bey'i? Aa, Cihan Bey getirdi seni eve. Hakikaten hatırlamıyor musun? La salak mısın la? Benim işim gücüm yok. Cihan'la mı içeceğim? Kalk çay koy. Hakikaten hatırlamıyor musun? La kalif ediyor sabah sabah ya. Ya Cihan Bey getirdi seni. Hatta yatağına yatırdı. Ha bir de öpücük kondurdu. Orasını bilmem. La nereden bulmuş seni de içmişiz Cihan Bey'le ya? Ya ben ne bileyim Allah Allah. Cidden vallahi billahi bak ekmek çarpsın ki. Senin hesabını görmeyeyim diye lafı karıştırmaya çalışıyorsun değil mi? Ya yemezler Keriman Hanım yemezler. Ne hesabı be Allah aşkına? Çalışıyormuş. Nerede çalışıyorsun la sen? Nişantaşı'nda bir sosyetik butikte stil danışmanlığı yapıyorum. Hatta ablacığım sen bugün istersen çık kahveye gel. Sana da bir stil danışmanlığı yapalım da öküzlükten insanlığa terfi edersin belki. Adam bir cevap ver adam. Nimet'i niye atıyorsun lan günahtır? Allah Allah. Ya nerede çalışacağım ben? Nerede çalışacağım sence? Temizliğe gidiyorum işte. Bundan sonra temizliğe falan gitmek yok tamam mı? Oturup yeğenine bakacaksın bitti. Olur emredersin. Bak kadın vallahi fena yaparım ha. Fena yaparmış. Yap fena yap. Yap da göreyim. Ya Özkan ablacığım günde 300 lira alıyorum. Haftada 2 gün çalışsam 600 lira. 3 gün çalışsam 900 lira. Ayda bir hesapla bakayım kaç öyle eder? Gerçi sen 2 kere 2'yi toparlayamazsın ama. Ya kaç öyle ödeyecek? 600 euro bilemedin 700 euro. Nitekim hesaplayamadım. Ayda 1058 euro yapar ki burada euroyu 3,4'ten hesaplıyoruz ama euroyu direkt 3'ten hesaplarsak 1200 euro yapar. 1200 euro. Nasıl la? Ayda 1200 euro. Ya kafam basmıyor ama aç şeyini hesapla. Bir dakika. Sen günlük 300 lira mı alıyorsun? Kıskanma. Çalış senin de olur. Nasıl la? Ulan biz o zaman haybeye çalışıyoruz. Ben de gideyim gündeliğe. Bir de gitme diyorsun bana. Tamam git, tamam. İyi para, tamam git de oğlana kim bakacak? Bizim pasaklı Hacer'i ayarladım. 60 lira veriyorum. Geliyor bakıyor işte. Sana kalıyor günde 240 lira. Kaç? 240 lira. Nasıl hesapladın lan bunu? Bu zor matematiği nasıl hesapladın ablacığım? Detele. Ela'cığım, gelecek haftaki organizasyonun davetli listesini hazırlayın. Akşama görmek istiyorum, tamam mı canım? Peki Çiğdem Hanım. Tamam. Çiğdem abla, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur canım. Söyle canım. Ben 2 hafta sonra işten ayrılacağım. Ya. Sonunda aklıma gelen başıma geldi. Ne yapayım? Gülseren'cim. Koskoca Cihangir Pınar'ın eşi burada benim yanımda çalışacak değil ya. Ne diyeyim ben şimdi sana? Hı? Kendi adıma üzüldüm. Ama senin adına çok sevindim. Düğün ne zaman? Düğün müğün yok. Cihan'la alakası yok zaten. Siz hala dargın mısınız? Ama çok uzattınız bunu kızım ya. Ya öyle oldu. Boş ver Çiğdem abla. İyi de işten niye ayrılıyorsun o zaman? İstanbul'dan gideceğim ben. Anlamadım. Yapamıyorum. Kapana kısılmış gibiyim. Nereye hareket etsem başka bir yanlışın içine düşüyorum. Kızım ben hiç tek kelime anladıysam ne olayım? Ne yanlışım, ne kapanı? Ne oluyor? Bak, iyi düşündün mü? Ha? Başka bir şehire taşınmak çok zordur, kolay değildir. Ne yapacaksın orada, ne edeceksin? Gece gündüz bunu düşünüyorum zaten. Şeyden tazminat alacağım hastaneden. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Madem öyle, ne yapalım? Ama ben çok üzüldüm. Yani ben sana çok alışmıştım. Yani sen benim yani sadece çalışanım değildin ki. Arkadaşımdın. Sen de öyle. Biliyorsun hayatımda ilk defa bir işi severek yapıyorum. Gülseren, eğer pişman olur da dönmek istersen bil ki burada bir Çiğdem ablam var, tamam? Biliyorum.
biliyorum. Çok sağ ol. Çok sağ ol ablam benim. Bak, bak ne diyeceğim? Sen istersen bir şunları geçiver buraya. Ben hemen şimdi geleceğim canım. Hadi, hadi güzel. Nedir durum? Canlarını bulabildin mi? Abi galiba bulduk. Şu uyuz avukat var ya, Yıldırım. Caddedeki binalardan birine gelip gidiyormuş. Peşine taktığım adam öyle dedi. Candan büyük bir ihtimal burada. Güzel. Neredesin sen? Evin önündeyim. Sota yattım, bekliyorum. Görüşürüz Şahsen. Harun. Efendim abla. Telefonum meşguldü, ben de buradan arayayım dedim canım. İyi, iyi yaptın. Söyle. Gülseren işten ayrılıyor Harun. Biraz önce haber verdim. Öyle mi? Güzel. Ne zamanmış düğün? Düğün müğün yok Harun. Anlamadım. Abla ne diyorsun sen ya? Cihan'la evlenmiyor mu bu kadar? Valla kesin ayrılmışlar anladığım kadarıyla. Çünkü başka şehre taşınacağım dedi. Cihan Dilara'ya mı dönüyor yoksa? Bilmiyorum Harun. Dilara'ya mı dönüyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa Gülseren 2 hafta sonra buradan ayrılıyor. Yani bu sürede ne yapacaksan yap. Sahi Harun. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani niye bu kadar ilgileniyorsun Gülseren'le? Planın ne yavrum senin? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Bulacağım ama bir şeyi bulacağım. Dur bakalım. Nasıl bir şey? Bilmiyorum abla. Gülseren gitmeden önce Cihan'a karşı kullanacağım bir şey bulmam lazım. Ama önce gerçekten mi ayrıldılar yoksa geçici bir şey mi onu bilmem lazım. Yani anladığım kadarıyla yani kesin ayrılık söz konusu. Kararlı görünüyor Gülseren. Parmağındaki yüzüğü bile çıkarmış. Zaten bir süredir rok gibi dolaşıp duruyor ortalıkta. Harun. Bir şey yap ne olursun. Gitmesin Gülseren. Bak vallahi çok işime yarıyor. Ne olur lütfen yavrum. Abla ben neyin derdindeyim? Sen ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Aa, ne iş çeviriyorsunuz siz? Bu nasıl bir tezgah? Aa, Gülseren. Ne istiyor bu Harun denen adam? Cihan'dan ne istiyor? Yok canım ne istesin? Bir şey istediği yok. Ya Harun benim yakınım. Ya onun senin gittiğini söylüyordum. Ben ondan hiçbir şey saklamam. Her şeyi söylerim. Cihan'ı tanıyormuş. Bana tanımıyorum dedi. Yalan söylemiş bana. Sen de yalan söyledin. Ne var bunların aralarında ha? Bu düşmanlık niye? Gülseren ne olsun canım aralarında? Bak Gülseren'ciğim ben seni çok seviyorum. Gerçekten anladığın gibi değil. Duydum diyorum ya. Duydum. Gözlerimle gördüm. Sen ne kadar yılanmışsın. Ben sana abla dedim, abla dedim. Sevdim seni. Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Sen nasıl bir insansın? Gerçekten anladığın gibi değil Gülseren. Ya hala yalan söylüyorsun ya. Yaşından başından da mı utanmıyorsun? Sen bu yaşa kadar hiç mi bir şey öğrenmedin? Ne biçim insansınız siz ya? Ya Gülseren, Gülseren. Ne işiniz var sizin burada? Hadi odalarınıza hadi. Gülseren, Gülseren yavrum bak yanlış anladın. Yavrum ben seni çok seviyorum. Lütfen bir dinle yavrum. Çocuğum. Çekil, ne dinleyeceğim? Gülseren canım, bak yanlış anladın. Ulan inanmıyorum. Zaten her şey gerçek olamayacak kadar iyiydi. Aptal kafam, aptal kafam. Harun. Abla ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Yavrum bilmiyorum ki nasıl oldu, nasıl duydu. Yani kapım da kapalıydı. Abla sen beni bilgisayardan aramadın mı? Yok bilgisayar içerideydi. Ben de telefondan aradım. Abla niye dikkat etmiyorsun ya? Niye dikkat etmiyorsun? Of of. Harun. Ben sana zarar verecek bir şey yapar mıyım bilerek yavrum? Bilemedim işte.
Mahvettin Allah her şeyi, mahvettin. Mahvettin. Arkadaşlar ben birkaç gün yurt dışında olacağım. Eğer bir sorun olursa aramaktan çekinmeyin, olur mu? Tabii ki efendim. Eğer bana ulaşamazsanız Yıldırım Bey'i ararsınız, o çözer. Tabii ki. Ah, Yıldırım da geldi. Merhaba Cihan'cığım. Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, nedir bu suratındaki enteresan tebessüm? Nasıl yani? Baksana böyle bir garip garip gülüyorsun Yıldırım. Gecen iyi geçti galiba. Geceyle alakası yok. Sana getirdiğim belgelerle alakası var. Hayırdır inşallah. Hayal mi? Hı hı. Bunca zaman boşu boşuna vicdan azabı yaptığının kanıtı. Kanında bulunan maddelere bir bakar mısın? Hayal, uyuşturucu mu kullanıyormuş? Hayır, hayır. İlaç. Bipolar tedavisi için. Bipolar? Evet. Manik depresin miymiş yani? Evet. Hayalin çok ciddi psikolojik sorunları varmış gerçi. Sen de biraz fark etmişsindir. Ama Hayal ve Harun senden bunu gizlemişler. Hayal bir şekilde seni bir takıntı haline getirmiş. Sen olmasaydın başka bir şeye takılacaktı. Yani hayalin bu duruma gelmesinde senin hiçbir suçun yok. Ne olursa olsun Yıldırım, gencecik bir kız. He. Hayatını kaybetti. Eğer beni tanımamış olsaydı şu anda hayatta olabilirdi. Ah Cihan, yine kendine çekme bu olayı. Seninle bir alakası yok diyorum. Sen olmasan başka bir şey sebep olacakmış. Sağ ol Yıldırım, sağ ol. Her neyse, benim gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Tamam, çok sağ ol. Bir şey değil. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Harun Erguvan kim? Kim bu? Harun Erguvan kim? Sen Harun nereden biliyorsun? Kim bu? Harun kim? Üniversiteden bir arkadaşım. Eskiden iyi arkadaşımdı. Ama şimdi düşmanım. Benimle uğraşıyor. Dilara ile ne ilgisi var? Sevgilisi mi onun? O ayrı bir mesele Gülsen. Onu ben sana sonra anlatırım da sen bu Harun'u nereden tanıyorsun? Cihan çok dikkatli ol. Lütfen çok dikkatli ol. Ne için? Anlat. Sen haklıymışsın. Benim o Çiğdem denen yılanın yanında çalışmamam gerekiyormuş. Sen haklıymışsın. Ne oldu, sana bir şey mi yaptı? E onun akrabasıymış. Ne? Gülseren sen ne diyorsun ya? Ciddi misin? Evet. Of, aptal kafam, ah. Zaten her şey o kadar iyi gidiyordu ki benim bunu anlamam lazımdı. Beni kasıtlı işe almış biliyor musun? Bile bile işe almış beni. Lütfen şunu baştan anlatır mısın? Nasıl oldu? Anlatıyorum şimdi. Ben kadının yanına gittim. Konuşalım dedim. Konuştuk. Ben işi bırakacağım dedim. Cihan'dan ayrıldım dedim. Bu da tamam dedi. Sonra odasına gitti. Ben de bilgisayarda bir şeyler yazacaktım. Ekranda red kabul bir şey çıktı. Ben de yanlışlıkla kabule bastım. Sonra bunları gördüm. Telefonda konuşuyorlardı birbirleriyle. Kadın diyor ki işten ayrıldı diyor Gülseren. Cihan'ı bıraktı diyor. Adam delirdi. Delirdi. Hiçbir şey anlamadım ya. Dilara, Dilara. Bunu da alacak mısınız? Evet, evet alayım onu. Bu kadar yeter. Çok da fazla bir şey almak istemiyorum.
Dilara, yalvarırım seni görmeme izin ver. Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Seni hayatımdaki her şeyden daha çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Sana sen kendini hırpalama lütfen. Sonuçta sen normal bir işe girdiğini zannediyorsun. Baksana, bütün her şeyi Harun planlamış. Harun'un tezgahıymış, seni oyuna getirmişler. Peki bunun Dilara'yla ne alakası var? Cihan tekrar Dilara'ya mı dönüyor diye delirdi bu adam. Ne demek bu? Çünkü Dilara Harun'la beraberdi. Oğlum gerçekten bir şey anlamıyorum. Ya sen demedin mi biraz önce bu benim düşmanım diye? Evet ama Dilara bilmiyordu. Ben Dilara'ya anlattım ama bana inanmadı. Sonra ispat ettim. Dilara perişan oldu. İnan ben Dilara'yı hiç bu kadar kötü görmemiştim Hüseyin. O yüzden birkaç gündür Dilara'nın peşindeyim. Onu öylece o halde bırakamadım. Neden bana söylemedin daha önce? Allah aşkına nasıl söyleseydim Hüseyin? Eski karım düşmanımla birlikte mi deseydim? O sırada diyemedim. Zaten her şey karışıktı. Sonra anlatırım diye düşündüm. Eğer ben onları duymasaydım bu adam çok kötü şeyler planlıyor olabilirdi. Ne bu? Bunun derdi ne? Sana bir şey yapacaktı Hüseyin. Çünkü adam ömrünü benim sevdiklerime kötülük yapmaya adamış. Neyse, bize gelelim. Biz ayrıldık mı şimdi? Ayrılmadık mı? Görüşmüyoruz ki. Peki neden görüşmüyoruz bu sefer? Biz niye bu hale geldik? Niye böyle dağıldık? Bilmiyorum, dağıldık işte. Bu sefer biz ayrılmadık. Ayrılmayacağız da ben seni bırakmayacağım. Seni bırakacağımı mı zannettin? Gerçekten mi? Ne demek gerçekten? Ya bunu sorman bile beni üzüyor Hüsra. Nasıl sorabiliyorsun ki böyle bir şey? Yüzüğün nerede? Ya daha önce konuştuk ya. Ben senin hayatına ayak uyduramıyorum. Cihan aşk da yetmiyormuş işte. Çok korktum. Hüsra. Korkacak bir şey yok. Ben sana istemediğim bir hayatı yaşatacak değilim. Ama bir sorun olduğunda kafan bir şey takıldığında gelip benimle konuşmalısın. Oturup çözmeliyiz. Öyle olmaz. Ayrıca seni görmediğim her gün kahroluyorum, azap çekiyorum. Sen de bana yardım et, ne olursun. Bana da azap olur. Hüseyin, biz ayrılmadık, ayrılmayacağız da. Evleneceğiz. Ayrıca oturup düğün hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Ben bugün Londra'ya gidiyorum. Birkaç gün kalacağım. Döndüğümde her şeyi konuşuruz, tamam mı? Tamam. Tamam. Girin. Merhaba Halil Bey. Candan Hanım, siz buraya teşrif eder miydiniz? Vallahi kusura bakmayın. Son zamanlarda çok yoğundum ve sizi ihmal ettim biliyorum. Telafi ederiz canım. Ne içersiniz? Kahve ya da soğuk bir şeyler? Bir sade kahve içerim. Tabii. Kızım bize iki kahve. Candan Hanım, bu ziyaretinizi neye borçluyum? Halil Bey, hatırladığım kadarıyla sizin Altınşehir'de bir araziniz vardı. Ve orayla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyordunuz, değil mi? Var evet. Bakalım, düşünüyoruz bir şeyler. Kısmet. Vallahi bana sorarsanız hiç başlamayın derim. Hayırdır? Niye? Geçen gün karayollarından bir arkadaşım geldi İstanbul'a. Onunla birlikte yemek yedik. Sohbet ederken orada bir arazin varsa muhakkak elden çıkar dedi. Aklıma ilk siz geldiniz. Niye? Ne oluyormuş orada? Vallahi 80 nolu karayoluyla ilgili bir değişiklik ihtimali varmış. Ya böyle söylentiler hep çıkar. Pek söylentiye benzemiyor yalnız Halil Bey. Altınkent Belediyesi itirazda bulunmuş. Karayolları da itirazınızı değerlendireceğiz diye cevap yazısı yazmış. O arazi karayolu geçerse değerlenir. Yoksa tarla. Güzergah değişecek gibi görünüyor, bilmiyorum. Değeri de çok düşer o zaman. Büyük ihtimalle. Yani tabii ki bu işler belli olmaz. Aynı şey olmayabilir. Ben sonra size mahcup olmak istemem. Sadece uyarmak istedim sizi. İyi yaptın, iyi yaptın. Hay Allah ya. Ne yapacağız şimdi? Burayı nasıl elden çıkarırız?
Nasıl yani? Var mı bildiğin biri, alıcı? Ali ikna ettin yani. Şüpheniz mi vardı? Aferin be. Ne zaman alıyoruz araziyi? Yarın bir arayın. Benim adamı verin. Güzel. Nasıl yani? Günlük 300 lira la. 300 lira. Oğlum biz köpekler gibi çalışıyoruz. O kadar parayı kazanamıyoruz lan. Haftalıktır oğlum o. Allah Allah oğlum, kadın hesap yaptı diyorum. Keriman hesap yaptı. Günlük 300, 2 günlük 600, 3 günlük 900 lira diyorum sana. Yok oğlum yok. Olmaz öyle şey. Onda bir yanlışlık var. Ne oğlum, o kerimanyak her konuda yanlış yapar ama para hesabı konusunda yanlış falan yapmaz. O yaş tahtaya basar mı? Sen tanımıyor musun lan kerimanı? Bak seni uyarıyorum Özkan. Bu işin içinde bir iş var oğlum. Ne diyorsun lan? Nasıl bu işin içinde bir iş var? Ne demek istiyorsun yani? La oğlum bunun raici belli la. 100-150 eve göre değişiyor. Abi bilemedin 170. 300 çok oğlum çok. Sen nereden biliyorsun lan rayici? Biliyorum. Bizim mahalledeki bütün kadınlar gidiyor gündeliğe oğlum. Hatta bir ara anam da gidecek dedi. Dedim otur aşağı. Ne diyorsun yani şimdi? Keriman başka bir halt falan mı karıştırıyor? Başka bir halt mı yiyor diyorsun? Ne diyorsun? Bir halt yemiyor Keriman. Ama onu biri yiyor. Ne diyorsun lan? Lan oğlum yanlış anlama. Yani kandırıyor falan anlamda söyledim lan. Belki parasını alamıyor falan. Ya da ne bileyim ben. Sen ne kadar alacaksın? Nasıl? Candan, bırak bu işleri. Sen kendi payını çıkarmadan bu işten çıkmazsın. Yüzde kaç? %5. 5. Ucuza gitmişsin. Yakışmamış. Ben biraz ileride ineyim. Niye? Seni kaçıracak halimiz yok ya. Yok. Taksiyle gitsem daha iyi olur. Ha. Arkamızda iz bırakmıyoruz diyorsun. Oğlum yakın taksi durağında dur. Candan. Seninle daha çok iş yapacağız. Bir dakika, biz şuradan sola dönelim lütfen. Efendim Candan? Yıldırım, beni buldular. Ne? Nasıl buldular? Neredesin sen? Harun'un adamı evin önünde nöbet tutuyor. Çok korkuyorum. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Korkma. Hemen geliyorum. Allah kahretsin. Bak ne diyor? Alper Tekin aynı babadan olma ablası Ayşin Tek, üvey kardeşini babasına aşırı dozda ilaç vermekle suçladı. Ayşin Tek ayrıca Alper Tekin Nizamettin Tekin oğlu olmadığını, aralarında bir akrabalık bağının bulunmadığını ispatlamak için DNA karşılaştırması isteyeceğini de belirtti. Resmen Alper başka babadan diyor. Dilara iyi misin? Canım nasıl iyi olsun o kadar iyi görüştü birinin böyle canavar olduğunu anlayınca? Belki de dedikodu filandır. Ah canım, çok haklısın tabii ki inanmamakta. Siz çok yakın görüşüyordunuz onlarla. Hatta Alper bir ara Cihan'la ortaktı değil mi? Evet evet, ama kısa bir süre ortaktılar zaten. Peki yani asıl babası kimmiş, ablası filan biliyor muymuş? Biz de bilmiyoruz. Gazetede ne yazıyorsa o. Ben televizyonda izledim. Kadın biliyor gibi. Sahi mi? Kimmiş? Vallahi kadın çok cevval. Ortaya çıkarır gibi. Dilara Hanım. Efendim? Arabanız hazır efendim. Sizi bekliyorlar. Tamam Emine Hanım, hemen geliyorum. Dilara, bir yere mi gidiyordun? Evet, Londra'ya gidiyorum. Aa, alışverişe mi? Birkaç işim var ama gitmişken tabii ki alışverişte yaparım herhalde. Haberim olsaydı ben de takılırdım sana.
Bir dahaki sefer artık. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Şimdi kalkmam lazım. Kusura bakmazsanız eğer. Tabii canım, tabii. Biz seni çok meşgul ettik. Çok haklısın. Yalnız bu Alper işi uzayacak gibi. Ben bir haber alırsam yazarım sana. Tabii, lütfen. Görüşürüz canım. İyi yolculuklar. İyi misin? İyiyim. Biraz solunmuyor musun? Yok, gerçekten iyiyim Can. Yetişebilecek miyiz randevuya? Yani rotar yapmazsa uçak yetişiriz. Akşam 8'de klinikte olmamız lazım ama ben uyardım kliniği, geç kalabiliriz dedim. Sen otelini seçtin mi? Ne oteli Dilara? Senin de kalacağım hastanede. Can lütfen, benim başımı beklemene gerek yok. Ya başını beklemek ne demek Dilara? Olur mu? Yalnız bırakır mıyım seni? Can çok teşekkür... Teşekkür etme, hadi. Hadi. Al iç bakalım şunu. Burada da bulacak beni. Biliyorum. Bu adam bana taktı kafayı Yıldırım. Arayacak ve bulacak beni burada da. Candan, lütfen sakin olur musun? Bak ellerim buz gibi olmuş. Lütfen korkma artık. Burası güvenli, tamam, merak etme. Güvenli mi? Orası da güvenliydi. Ama buldu işte. Biliyorum. Biliyorum, benim hatam çünkü. Beni takip etmiş olmalılar. Yani beni takip edeceklerini tahmin etmeliydim ama edemedim. Özür dilerim. Yıldırım, ben daha nereye kadar saklanacağım? Bu adam eninde sonunda bulacak beni. Kapı çaldı. Sakin ol, sakin ol. Lütfen, lütfen. Merhaba Yıldırım abi. Hoş geldin. Getirdin mi? Burada. Eve girip çıkarken dikkatini çeken bir şey oldu mu? O dediğiniz araba orada bekliyordu ama bana hiç dikkat etmedi. İyi, iyi. Gelirken seni takip eden olmadı değil mi? Yok yok, kimse takip etmedi. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak eşyalarım da geldi. Dolapta da her şey var. Sakın dışarı çıkma. Yıldırım. Sakın bana gideceğini söyleme. Candan. Yıldırım lütfen, çok korkuyorum. Yalvarırım, beni yalnız bırakma. Tamam. Tamam pekala. Hiçbir yere gittiğim yok, tamam mı? Korkma artık. Korkma. Ay bittim vallahi, bittim. Üf. Hoş geldin. Ay vallahi ev mis gibi kokuyor. Döktürmüşsün gene, neler yaptın? Yok ya, tavuk pilav yaptım o kadar. Oh. Üç tabak koymuşsun. Misafir mi var? Hı, Cansu geliyor. Aa öyle mi? Ay ne güzel, çok özlemiştim. Ay ben de çok özledim vallahi. Sen ne yaptın, hallettin mi işleri? Ay sorma, hallettim. Yok ikametgah, yok sağlık raporu. Vallahi bütün gün bayağı uğraştırdılar. Ay bu işler de sana kaldı. Neyse boş ver. Oh be, nihayet takmışsın yüzüğünü. Bak üzüldüğüne değdi mi? Ne zaman buluşup konuşacaksınız? Bu akşam buluşsaydınız ya. Londra'ya gidiyor iş için. Dönünce buluşacağız. Ayol seni de götürseydi ya. Hı? Ay Derya iş için gidiyor. Olsun canım, fena mı? Aa. Sen de bir Londra görmüş olurdun. Aslında Londra bir güzel görmüş olurdu. Oh ne güzel. Geldi.
Mistress yok mu? Yes, it's me. I'm so sorry for waiting. Dr. Kasek will be here just in a minute. Okay, thank you. Dr. Forrest, dial 118, please. Dr. Forrest, please dial 118. İyi misin Dilara? Hayatımın en zor yolculuğu oldu hocam ve devam ediyor. Dilara ne olursun iyi düşün lütfen. İyi düşünecek bir şeyim kalmadı. Hayatıma bakar mısın? Nasıl kalmadı ya? Çocuklarımız var Dilara. Zaten onlar olmasa biliyorsun. Tövbe tövbe ne olursun böyle konuşma. Lütfen. Düzelecek her şey Dilara. Sen güçlü bir kadınsın. Her şey yoluna girecek. Mutlu olacaksın canım merak etme. Dilara Hanım. Merhaba. Telefonda konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. Eşim, eski eşim Cihan Gürpınar bana destek olmaya geldi. Merhaba. Ben Metin Hüseyin Garsak, jinekoloğum. Cihan Gürpınar mı? Buyurun odama geçelim. Birazcık sohbet edelim önce. Peki. Önce ultrasonla görüntü alacağız. Sonra her şey normalsa operasyona geçeceğiz. Anladım. Metin Bey operasyon bir saat falan sürer demiştiniz öyle değil mi? Bir saat bazen de yarım saat sürer. Ama sizin işiniz biraz daha uzun. Çünkü hamileliğiniz 12 haftayı geçmekte. Yani bir sorun mu çıkabilir doktor bey? No. İşlemi kolaylaştırıcı bir ilaç verecek. Bu ilaç da serviksin yumuşamasını sağlayacak. İlacın etkisini göstermesi birazcık zaman alır. İşte biz bunu bekleyeceğiz. Ondan sonra da lokal anestezi. Hayır Metin Bey, biz telefonda tam anestezi diye konuşmuştuk. Ben öyle istiyorum. Dilara istiyorsan doktor bey karar versin bunu. Hayır Cihan, ben öyle bir şey istemiyorum. O anı hatırlamak ya da onunla ilgili herhangi bir şey hissetmek istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum. Tam anestezi istiyorum. Tamam Dilara Hanım, tamam. Sorun değil. Tahlilleriniz yapıldı zaten. Hepsi temiz çıktı. Sizin istediğiniz gibi olsun. Genel anestezi. Artık geçelim. Çok sevindim Derya abla. Ne iş yapacakmış inşaat şirketinde? Önce şantiye dediler ama daha sonra yazıhaneye almışlar. Şimdi çok rahat. Ben de üzülüyordum kış kıyamet dışarılarda donacak diye. Sevmişlerdir İbrahim'i. Biz de bir tanışamadık. Gelirsin kırklar eline tanışırsınız. Benim kayınpederim bir bahçesi var. Ay bir görseniz yok yok. Turplar, marullar, domatesler, salatalıklar. Oo. Biz hiç orada böyle GDO'lu şeyler yemiyoruz. Dalından koparıp yiyoruz vallahi. Mis. Aa, ekolojik yaşam ne güzel. Ay Gülseren pilav şahane olmuş. Biraz daha versene bana. Afiyet olsun. Cansu, bu akşam burada kalacaksın değil mi? Ana kız, güzelce yatarsınız birlikte artık. Tabii canım, hazırlıklı geldim ben. Sabah kalkar kalkmaz ben pişi yaparım. Oh, ne güzel yeriz. Of, bak söyledin canım çekti ama isterim. Dilara'nın haberi var mı kızım burada kalacağından sonra kızmasın? Yok, söyleyemedim ki. Konuşamadık yani. Seyahate gitti o. Nereye? Londra'ya. Ben dışarıdayım Dilara. Tamam. Hadi şimdiden geçmiş olsun. Korkma olur mu? Hemen kapının önünde. Are you sure that you prefer full anesthesia? Yes, I'm sure. All right then. Birazcık muayene edelim.
Güzel. Evet. Çok güzel. Tamamdır. Evet, her şey normaldir. Let's start. I'm ready. Are you? Yes. Stop.